Rap çok karşılıklı bir şey. Evet. Yani dinleyicisiyle üretenini çok yakın görüyoruz her zaman. Aslında sizin dünya da öyle abi. Hani oyunculuk yaparken de bir personaya bürünüyorsunuz. Ve sonuçta empati yeteneği olmasa onu tabii. Orada iyi, aslında iyi oyuncu, kötü oyuncu diye adlandırırken neden bahsediyoruz? İyi empati yapabilen, o role bürünebilen özellikten bahsediyoruz. Kısmen katılıyorum. Yani evet. Tabii ki daha teknik birçok şey hem senin işinle hem benim işimle ilgili konuşabiliriz ama temel olarak doğru. Empati kuramayan oyuncu da olmaz. Tabii kesinlikle. Empati kurmayan bir müzisyenin de işi zordur diyelim. Çok zor. Olmaz benim söyleyeceğim bir şey değil ama işi zor olur. Peki yavaş yavaş girelim mi birinci hikayemize? Şimdi bu önce sana birkaç sorum var. Hikayemizin içine olta atmak için soruyorum bunları. Ender, arşiv ne demektir? Arşiv. Yani şeye bağlayacağım çünkü biriktirmeyi, koleksiyonu seviyor musun? O tür şeylere gireceğim. Arşiv ne demektir sence? Aslına bakarsanız... Geniş düşünelim. Ben, ne istersen. Ben hatırayla onu meşlerim. Yani hatıralar diyebilirim. Doğru. Depolama merkezi gibi bir şey. Bellek, öyle evet. Mi? Sadece bizim yaşadıklarımız depolanamıyor. Yani sayısal, maddi olan şeyleri belki depolayabiliyorsunuz ama hayat öyle bir serüven ki... Duygu iniş çıkışları. Kesinlikle. Onlar depolanamıyor. Zaten hayatın güzelliği de bu. Yani hiçbir şeyi mutlak kılamıyorsunuz. Yani ne mutluluğu, ne sevinci, ne hüznü, ne elemi, ne kederi. Yani hiçbir şeyi tam anlamıyla mutlak A noktasından B noktasına kadar yaşayamıyorsunuz. Hayat işte hep bir dalgalanma içerisinde. Dolayısıyla arşiv deyince benim aklıma hani bir laf vardı da hani... hayat nefesinizi kesen anların toplamından ibarettir diye. Hmm. Birazcık öyle bir şey geliyor. Hatıralar bütünü. Nefesin hiç kesilmeden, nefes aldığını bilmeden yaşadığın zamanlar da hayata dahil tabii bu tabii arada. Tabii ki de. Sıkıcı kısmını da unutmayalım. Peki sen biriktirmeyi seviyor musun? Somut anlamda ve soyut anlamda ikisinde. Geçmişte çok takılı kalan insanlar vardır ya. Hani evet. Onlarla geleceğe taşıyan. Tam kendini. Da biraz bunu soruyorum. Evet, yani ben o tarz bir insanım. Sadece şey vardır mesela bende. Çok anın, nasıl anlatayım? Mesela fotoğraf benden gelmez. Güzel bir an yaşıyoruz arkadaşlarla falan. Hadi bir fotoğraf çekelim. Şu anı ölümsüz kralın fikri benden gelmez. O senden gelmez. Ama o fotoğraf çekiliyorsa... O fotoğrafı en uzun süre saklayacak olan insan da benimdir. Hmm. O benden gelir yani. Hmm. Ben birazcık hani yaşadığım süreç içerisinde hem geçmişimde bu yaşıma kadar falan olan çocukluk dönemimi, hani ondan sonraki dönemi, onların hepsini hatırlıyorum. Ve onlarla zaten beslene beslene bir noktaya gelebiliyorum. Gelişmenin şeyi. Evet, göstergesi. Onun dışında duygusal olarak baktığım zaman da yani ben kaybetmeyi sevmem. Dolayısıyla hayatın bizi ayırdığı şeyler olabilir hani ama hani bu bir kayıp değildir. Onları yaşatmayı severim yani anılarımı, insanları, yaşadığım olayları falan onlarla hep yürüdüğümü hayal ederim. Bazı kayıplar kazançtır demek istiyorsun biraz da değil mi? Öyle de söylenebilir. Gibi. Peki nesnelerle aran nasıl? Mesela onlarla bağ kurar mısın nesnelerle? Öyle takıntıların var mı? Eşyalara anlamlar yüklerim. Onların ama bana temas ettiği hatıraları varsa, mesela hani sevdiğim bir insanın da bildiği, bindiği ve sevdiği, severek aldığı bir arabam var mesela. Onu satmadım hiç mesela. Hmm. Bunun gibi. Koleksiyoner değilsin ama öyle bir kumaşın var evet, demek ki. Evet. Güzel. Kalıcılık hakkında ne düşünüyorsun? Nedir kalıcı olan sence? Neye kalıcı diyebiliriz? Hani hep sanatçıların takıldığı bir yer varmış ya, kalıcı olmak, kalıcı olmak, tabii. Ölümsüz eser yaratmak falan. Hatırlanmak, unutulmamak. Evet, hatırlanmak, evet. Unutulmamak. İşte hatta birçok şeyi açabilirim buna. Hani dinlerin de bir bakıma bu konuda yardımı tabii. Olur. İnsan tabii. Öbür türlü çünkü aklını kaybedecek noktaya geliyor. Hani nereden geldik, nereye gidiyoruz? Günün sonunda bitecek bu. Annem hep öyle hayat derdi. Biteceğine göre kalıcı diye düşündüğümüz her şeyi biraz soyutlaşıyor evet, değil yani mi? Evet, orada bir anlamını yitiriyor o zaman. Zaten annem hep şey der mesela, öleceğini düşünen, bilen insandan korkma der mesela. Evet. Çünkü ona göre programlar hayatını yaşar ve bazı konularda kendi iç eğitimini tamamlamıştır. Benim daha adil olur. Daha adil olur, daha merhametli olur. İnsaflı olur. Daha insaflı olur. Merhametli olur. Evet. Yani dolayısıyla hani hayat süreci de bu şekilde düşündüğüm zaman, yani benim kafa yapım birazcık genelleme olarak baktığımda sonunu da idrak edebildiğim için... daha anın... İyilikle kalıcı olmayı daha çok, iyi şeylerle kalıcı evet. Olmaktan bahsediyorsun yani, değil mi?
iyi şeylerle kalıcı olmaktan da bahsediyorum ama yani günün sonunda şunu demeye çalışıyorum. Bunu yapmak ya da yapmamak, yaptığın şeyin iyilik ya da kötülük olarak adlandırılması da aslında başka bir bakış açısıyla gerçekleşiyor. Karşı tarafa zarar vermekten bahsetmiyorum. Bir şahıs da mesela yaptığı zaman kendiyle ilgili bir şey. Tabii canım, evet, tabii. Hani iyilik ya da kötülük olarak adlandırabiliyoruz. Yani kendine iyilik yapıyor ya da kendine kötülük yapıyor gibi adlandırabiliyoruz. Yani günün bütün bunların özetinde ben hani kalıcı olmayı ümit edebilirim ancak. Yani şu an bir insan, bir ölümlü olarak hani dünyaya geldim. Bilmediğim bir sürü gök cismi var. Ne oluyor, ne bitiyor falan. Bununla kafayı yiyorsun. Ara sıra Descartes oluyorsun. Ara sıra Confucius falan filan. İşte günün sonunda ne diyorsun? Kalıcı olabilmekle ilgili. Bitmesin çünkü annemi de seviyorum, babamı da seviyorum. Bir sürü iyi arkadaş biriktirdim. Burada yaptığım şey. Hani insanı biraz oraya itiyor ve işte dinler orada devreye giriyor. Ve orada rahatlatıyor seni. Yoksa her şey bitecek. Yani kalıcılık diye bir şey söz konusu değil zaten. Dünya da devinim halinde diye bir realite var. Evet. O korktuğum bir taraf. Oraya çok girmemeye çalışıyorum. Peki, güzel. Hayal kurmayla ilgili ne düşünüyorsun sence? Romantik bir eylem mi yoksa bir motivasyon kaynağı mı mesela? Hayal kurmak yapılabilir şeylerin öngörüsü gibi geliyor bana. Hı. Yani birinci aşama. Kesinlikle. Olmazsa hedef, olmaz mıdır? Bence kesinlikle olmazsa olmazdır. Hani ne iş yapıyorsan. Bir hayalin yoksa. O hedefin yok demektir, evet. Zaten. Yani onu sürekli geliştiremezsin. Yani biz bunu gündelik hayatta işte vizyon falan gibi kelimelerle, kurumsal kelimelerle bağdaştırıyoruz, evet. Ama mesela hani hayali olmayan çocuk ben şu zamana kadar hiç tanımadım. Evet. Çocukların hepsi hayal kurar. Çok azımız sadece bu hayal kurma işini devam ettirebiliyoruz. Doğru. Gelecekte. Çocuk kalmayı, evet. Yer yer çocuk kalmayı çok zor bir şey tabii. Evet. Evet. Peki nostalji için ne diyorsun? Hani geçmişe özlem, sıla özlemi olarak da tanımlanır ama da ben daha çok mesela 90'larda çocuk olmak nasıldı? Yani şu anki... Sen 90'larda. Evet, ben 90'lar çocuğuyum tam anlamıyla. 90'larda çocuk olmak çok güzeldi. Sizinle aynı oyunları oynadık. Şimdi yeni neslin sıkıntısı bu. Ben mesela dedemle de aynı sokak oyunlarını oynadım. Yani onlar da aynı şeyi yapıyordu. Ama bizden sonraki nesil... Sokak çocukluğum var yani, çok tabii, şükür. Tabii. Çünkü büyük eksiklik biliyorsun şimdi. Kesinlikle yani sokak, biz erik ağaçlarına da daldık. Hani birbirimize de daha hepsine, evet, evet, her yere daldık. Su da içtik. Ne bileyim şeyler falan toplayıp böyle arkadaşlarımla bisikletleri atlayıp böyle teneke kutular, işte demirler toplayıp falan onu böyle hurdacıya satıp bize para veriyordu. Biz de gidiyorduk, jeton alıyorduk, atölye salonlarına falan gidiyorduk. Peki nostalji kısmıyla ilgili şöyle bağlamış olalım. Özlüyor musun 90'ları mesela? Kısmen. Çocuk olmayı demiyorum. Herkes çocuk, evet. Olmayı özlemek zorunda değil. Kim bilir ne çocukluklar geçirdik. Şimdi kazıyacağız birazdan ama altını. Kesinlikle yani özlüyorum ya. Hani o çağın tabii ki de zorlukları da varmış. Bir sürü insan konuşuyor. Sosyoekonomik anlamda da anlatıyorlar. Ama hani benim orada edindiğim şey birazcık böyle romanlardaki karakterlere benziyor. Yani bir şeyler kötü gidebiliyor ama manevi tarafı çok zengin o dünyanın. Evet, dolayısıyla o manevi, katılıyorum bu söylediğine. Manevi tarafı, yoksa yani o zamanlar hani bir şeyi altına bulayıp yemiyorduk. Yok, salçalı ekmek mi? Yiyorduk komşuda arkadaşlarımızla falan filan. Hayır, ama sonra karşılaştığımız şeyler daha berbat olunca çocukluğumuzu özlüyoruz. Yok ya, kesinlikle. İyiymiş gene falan. O çağ iyiymiş falan.